Dokunuyorsun fizik birinci dönem birinci hızı hazır mıyız Songül? Hazır değilim hocam. Senle çok zor fizik ya. Hiç korkmaya gerek yok. Çünkü seninle beraber mükemmel bir hazırlık yapacağız ve fizik sınavının üstesinden geleceğiz. Bir kere. Ne yapacağız hocam bugün? İlk başta sana ufak bir şekilde özetleri yapacağım. Yani bu ünitemizde, daha doğrusu bu yazılımımızda fizik bilimine giriş ünitemiz madde ve özellikler ünitemizden sorumluyuz. Dolayısıyla biz bunların ufak bir özetini yaptıktan sonra sana gerçekten sınavda çıkabilecek kalitede ve ayarda güzel sorularla seni ya. Tam sınava hazırlayacağız. Hem dayanıklılık var, hem fiziğin temel kanunları var, öz kütle var ve bunlarla beraber hem fen lisesi sorusu da var içinde söylemek istiyorum. Oo. Bunlarla beraber mükemmel bir şekilde yazılımımızı hazırlamış olacağız. Bir kere fizik bilimine giriş ünitemizde fiziğin tanımı ve önemi vardı. Aynı zamanda fiziğin alt dalları var. Bir kere fiziğin tanımı ve önemi, bir kere klasik fizik ve modern fizik kavramını, makro evren, mikro evren kavramını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Fizik olayları araştırıyordu ve fizik aslında doğa, bak eski Yunanca'da doğa anlamına gelen bir kelimeydi. Onları da hatırlamamız gerekiyor. Aynı şekilde Tunç'un fiziğin alt dalları, optik, termodinamik, nükleer fizik, mekanik, katı hal fiziği, atom ve molekül fiziği ve elektromanyetizma olarak bu alt dalları mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Bunları şöyle ezberleyebilirsin Tunç Evren'im. Metan yok diye ezberleyebilirsin. Bak metan yok dediğimiz şey. Metan aslında, gazı yok. Hani metan yok dediğimiz şey aslında bak mekanikle başlıyor. Mekanik maddenin davranışını işte hızlanması, yavaşlaması, hareketi ve benzeri onunla ilgili. Nükleer fizik Tunç Evren'im biliyorsun. Nükleer olayları, çekirdekle ilgili atomik reaksiyonları göz önüne alıyor. Aynı şekilde termodinamik de termo ısıyla bağlantılı ve ısının aslında hareketle ilişkisine de bakıyor. Optik dediğimiz şey ışıkla alakalı tabii ki. Gözük yerleri optik diyoruz hocam. Katı hal fiziği birazcık daha maddenin hani en yoğun halindeki daha doğrusu kristal yapılı maddeleri inceliyor. Ve aynı şekilde atom ve molekül fiziği de Tonguç Erler benim. Atom ve molekülün birbirleri etkileşimi inceliyor. Nanoteknoloji bunların içine giriyor. Ve elektromanyetizmaya baktığınız zaman zaten elektromanyetizma deyince maglev trenleri ve benzeri işte elektrik ve manyetizmanın tüm alt dallarını içeriyor Tonguç'um. Fiziğin diğer bilimlerle ilişkisine bakalım Tonguç'um. Bir kere biyolojiyle, kimyayla, felsefeyle, sanatla, mühendislikle, matematikle inanılmaz her şeyle ilişkili mesela zaten. Matematikle inanılmaz ilişkili. Matematik bilmeyen bir insan, mesela sinüs kosinüsü bilmeyen bir insan fizikte gerçekten zorlanabiliyor. Mesela fiziği biyolojiyle alakası tabii ki mercekler ve benzeri bunların insanın gözünde çalışması, işte fiziğin sanatla ilişkisi var, fiziğin sporla ilişkisi var, kimyayla çok yakın ilişkisi var, maddenin özellikleri bağlamında aynı şekilde teknolojiyle ilişkisi var ve benzeri. Fiziksel niceliklere baktığımız zaman temel büyüklükler var, bir de türetilmiş büyüklükler var. Temel büyüklükler dediğim şey kısa muz diye kodlayabilirsin. Kütle, ışık, ondan sonra sıcaklık, ondan sonra akım şiddeti, ondan sonra madde miktarı, ondan sonra uzunluk ve zaman şeklinde. Tabii burada yerli muz yani Mersin muzu. En önemlileri kütle, uzunluk ve zaman olduğu için başa koyduk. Çünkü kütle dediğimiz şey M ile gösteriyorduk. Bunlara çok önemli. Uzunluk dediğimiz şey L ile gösteriyoruz. Zaman dediğimiz şeyi T ile gösteriyoruz. Işık dediğimiz şeyi ışık şiddeti diyelim daha doğrusu buna. Işık şiddeti dediğimiz şeyi de I ile gösteriyoruz. Büyük I ile gösteriyoruz ve benzeri akım şiddetini küçük I ile gösteriyoruz. Hani bunlar gerçekten de bizim karşımıza çok çıkacak şeyler. Uzunluğu da L ile gösteriyoruz. Işık şiddetini de dediğim gibi büyük ile gösteriyoruz. Madde miktarını da mol dediğimiz N ile gösteriyoruz Sonuç Erdemir. Dolayısıyla bunların hepsi bizim kullanacağımız birimler, temel birimler. Bir de bunlardan türetilmiş birimler vardı. Ağırlık mesela. Aynı şekilde hacim, ivme, hız. Mesela hız metre bölü saniyedir Tunguç Erdemir. Yani uzunluğu biz zamana bölerekten buluruz hızı. Bu türetilmiş bir büyüklük. Türetilmiş bir birimi de vardır. Mesela direnç, ısı, basınç, elektrik, enerji bunlar hepsi türetilmiş bir birimlerde diyoruz. Peki geldik fiziksel niceliklerin sınıflandırmasına. Tabii ki en önemli şeyden bundan sonra yazılı soruların çıkacağı kısımlara geldik. Oo. Vektörel ve skaler ayrımını çok çok iyi bilmesin. Çünkü fizik hayatım boyunca hep karşımıza çıkacak. Fizik hayatım acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. İnşallah çok güzel geçer. Şimdi Tonguç'um vektörel dediğimiz şeyde tek bir anahtar şey vardı. Yön. İşte bu kadar. Yani bir şeyin yönü varsa vektördür diyebiliriz. Skaler dediğim şeyde bir şeyin yönü yoktur. Şimdi vektörelde yön, doğrultu, şiddet ve büyüklük bunların hepsi vektörün içinde. Ama skalerde tek başına bir şiddet var. Yani mesela sıcaklık 30 derece, kütle 50 kilogram. Ama bu ne tarafa doğru diye sorabiliyor musun? Kütle ne tarafa doğru ne kardeş? Ne tarafa doğru hocam? Bilemezsin öyle bir şey yok. Ama hız 20 metre bölü saniye. Ne tarafa doğru? İşte doğu yönünde. İvme 3 metre bölü saniye kare. Ne tarafa doğru? Yukarı yönde. Falan filan tarzında söyleyebiliyoruz. Bilim araştırma merkezlerine baktığımız zaman bilim araştırma merkezleri TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, NASA, CERN, ESA hepsi farklı farklı şeyler yapıyor. NASA'yı zaten biliyorsun uzay bir ulusal havacılık ve uzay arkadaşlarım var tanıdıklarım var hocam. TÜBİTAK dediğimiz şey Türkiye Bilimsel Teknoloji Araştırma Kurumu'nun kısaltması. ASELSAN askeri ve
askeri ve elektronik sanayinin kısaltılmış hali aslında. ESA, Avrupa Uzay Ajansı aslında bizim bildiğimiz. TAEK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ki nükleer reaksiyonlarla alakalı çalışma yapıyor. CERN zaten dünyadaki en önemli yerlerden bir tanesi. Nükleer araştırmalar için Avrupa Konseyi'nin kısaltması diyebiliriz. Evet, şimdi seninle beraber madde ve özelliklerini tekrar etmemiz gerekiyor. Madde ve özelliklerini bilmemiz gereken, tabii bu ünitemizde de yarısının, soruların yarısı, hatta yarısından fazlası bu üniteden çıkabilir. Dolayısıyla bir kere ne demiştik? Temel büyüklükler var, türetilmiş büyüklükler vardı. Temel büyüklüklerde bak, kütle, uzunluk, zaman, ışık şiddeti, sıcaklık, aynı zamanda akım şiddeti ve madde miktarı vardı. Ve kütle deyince hemen aklımıza ne gelecek? Kilogram gelecek Tonguç Eren Bey. Uzunluk deyince metre. Aynı şekilde zaman deyince saniye birimleri bunlar. Aynı şekilde ışık şiddeti deyince kandela gelecek aklımıza. Oha, sıcaklık en son deyince, kandela. Sıcaklık deyince Kelvin gelecek. Pardon, burada şey yazmayız aslında. Akım şiddeti deyince amper gelecek yani aklımıza. Ve madde miktarı deyince mol gelecek. Mol gelecek. Bunların da sembolleri aslında kütlenin M, uzunluğun L şeklinde. Zamanın küçük T şeklinde, ışık şiddetinin I, sıcaklığın büyük T sonuç olarak akım şiddeti küçük I ve madde miktarı da N sembolüyle gösteriyoruz. Türetilmiş büyüklüklerin sembolleri ve birimleri gerçekten önemli. Ağırlık dediğimiz şey Newton'dur. Newton aslında kilogram metre bölü saniye karenin kısaltılmış halidir. Newton bulduğu için bu birimi. Dolayısıyla kendi adını vermiş. Ne kadar bencil. Ağırlığın sembolü ise büyük G. İşte İngilizce'deki graviteden falan filan geliyor. Peki hacime baktığımız zaman metreküp, İvmenin metre bölü saniye kare, hızın metre bölü saniye, direncin ohm, ısının joule Tonguç Eren benim, basıncın pascal, elektriğin evladım benim, elektriğin ne yazmış? Kolomb evladım benim. C ile küçük C, pardon büyük C harfiyle gösteriyoruz değil mi? Kolomb da aklımıza gelecek. Aynı şekilde de enerjinin de joule Tonguç evladım benim. Peki bunların sen simgelerine baktığınız zaman ağırlığın büyük G, hacmi V, volümden geliyor İngilizce'deki. İvmedeki ivme A, küçük A ama oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Hızın V harfiyle gösteriliyor ama bu küçük V, bu hacminki büyük V olarak gösteriliyor. Direncin R, büyük R, ısının büyük Q harfiyle gösteriliyor Tonguç Eren Bey'im. Basıncın büyük P harfiyle gösteriliyor. Elektriğin küçük Q harfiyle gösteriliyor. Enerjinin de büyük E harfiyle gösteriliyor ve joule birimidir diyoruz. Bunlar gerçekten çok önemli çünkü fiziğin temelleri aslında diyoruz. Peki geldik madde özelliklerinin kütle ve hacim kavramlarında kütle dönüşümleri, işte bu kilogram dedik ya, kilogramı nasıl grama dönüştüreceğiz? Aynı şekilde hacim dönüşüm veya bir tonu nasıl acaba kilograma dönüştüreceğiz gibi hesaplamalar yapacağız. Ve hacim dönüşümlerinde şunu bilmemiz gerekiyor. Hacim dönüşümlerinde birimimiz neydi? Metreküptü. Metrekübü ben santimetre küpe çevirirken bile neyle çarpıyorum biliyor musun? Binle çarpılıyorum. Bunlar da çok temel bilgiler. İşte metreküp var, santimetre küp var, desimetre küp var, milimetre küp var şeklinde ilerleyen bir yapısı var bunun. Metreküpten santimetreküp çevirirken iki defa basamak aşağı indiğim için iki defa binle çarpmam gerekiyor diyebiliriz. Bunun gibi dönüşümleri beraber hatırlamamız, bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde kütleyi neyle ölçeriz? Eşit kollu teraziyle. Hacmi neyle ölçeriz? Ya taşırma kabıyla ölçeriz, yani dereceli silindirle ölçeriz, ya da Tonguç evladım benim hacmi düzgün hacimli cisimlerde, düzgün şekilde cisimlerde hesaplama yöntemiyle ölçebiliriz. Peki geldik öz kütle ve günlük hayattaki örneklere. Öz kütle dediğimiz şey, daha doğrusu öz kütlenin ne olduğuna bakalım. Öz kütle dediğimiz şey dede, muzu, böl, ver Tonguç Eren Bey. D nedir biliyor musun? Öz kütledir ve öz kütleyi biz hesaplarken aslında büyük küçük M harfi, yani kütlemizi, bir maddenin kütlesini hacmine bölerek hesapları Tonguç Eren Bey. O zaman kütleyi hacme bölünce öz kütleyi hesaplıyoruz ve öz kütle ayırt edici bir özelliktir. Her madde için farklıdır, unutmayalım Tonguç Eren Bey. Ve sabit bir niceliktir. Sıcaklık ve benzeri diğer şartlar değişmediği sürece. Öz kütle günlük hayatta birçok yerde kullanılıyor. Ebru yapımında, kuyumculukta, porselen yapımında, altının ayırt edilmesinde ve benzeri. Çünkü her maddenin farklı öz kütlesi vardır, onu bileceğiz. Ve dayanıklılığa bakalım. Dayanıklılık dediğim şey aslında şöyle hesaplanıyor. Bir maddenin dayanıklılığını hesaplarken, maddenin özelliklerine bakarken, dayanıklılığı hesaplarken aslında kesit alanını, KA'yı, dayanıklılık, kesit alanı bölü hacimle hesaplanır Tonguç Eren Bey. Tabii kesit alanı bölü hacim dayanıklılığa alakalı sadece bize bir bilgi verir. Dayanıklılığın bir formülü aslında değil de buna bağlı olduğunu gösteren bir yapıdır aslında. Mesela işte kesit alanı bölü hacim de dayanıklılığın diğer bir formülde de ise 1 bölü H, düzgün cisimlerde 1 bölü H formülü kullanırız. Onu da söylemek istiyorum. Bunu da ayrıca bonus olarak sınavlarda zaten soru çıktığı zaman hemen seninle yazılı provamızda bununla ilgili bir soru çözeceğiz. Yapışma dediğimiz şey farklı cisimlerin birbirlerine tutunması. Mesela şöyle bir şey canlandır. Kırmızıyla
yeşil birbirine yapışmış. Görüyor musun? Yapışma bu. Birbirine tutma dediğimiz şey ise iki tane, mesela iki tane kırmızı top birbirini tutmuş. İşte buna tutma diyoruz. Yani kohezyon diyoruz. Tutmayla yapışma. Tutma birbirlerini arkadaşlar tutuyorlar. Aynıları tutuyorlar. Ama yapışma ise başka birisi yanına geliyor, yapışıyor. Adezyon. Aynen. Adezyon dediğimiz şey. Kılcallık dediğimiz şey ise İncecik borularda suyun, mesela şöyle bir yapıda kılcallık dediğim şey, incecik borularda suyun daha fazla yükselmesi. Bunun farklı sebepleri var tabii ki. İnce borularda suyun daha fazla yükselmesinin adezyona bağlı bir sebebi var. Yüzey gerilimi ise kohezyona bağlı. Ayda i̇şte, Pekkan. Ne diyorsun, saçma mı, Allah Allah. O başka bir şey. Mesela burada bir böcek var. Bu böcek ayaklarıyla suyun üzerine durabiliyor. Neden? Çünkü buradaki moleküller, suyun yüzey gerilimini oluşturan moleküller aslında birbirine çok iyi tutundukları için kohezyondan dolayı yüzey gerilimi gerçekten çok kuvvetli oluyor diyoruz. Suyun yüzeyinde kohezyon kuvveti daha kuvvetli olabilir diyoruz. O zaman bak, kılcallık ve yüzey gerilimi aslında bu iki olaya bağlı olarak da değişebiliyor. Peki artık sınavımıza başlayabiliriz Tomucuğum. Sınavımızda gerçekten çok güzel sorularımız var. İstediğimiz tabii sorudan ki, başlayabilir miyiz? Kolaydan zora göre ilerleyen bir yapı var. Hatta en sonunda da fen lisesi sorumuzu da gerçekten göstermek istiyorum. Göstermeyin sana. Göstermeyin hocam, yüreğimiz kalkar. Birazcık bak, fen lisesi sorumuz da var burada. Oo. Şimdi hemen başlayalım. Yukarıda verilen kaç tanesi fiziğin tıp alanındaki neyine eşittir? Uygulamalar arasında yer alır demiş. Şimdi tıp alanındaki uygulamalara baktığımız zaman Tomuç Erhan Bey, MR cihazı, manyetik rezonans. Mesela futbolcuların MR'ı çekildi. Dizlerinde sakatlanma oldu. Tabii ki tıp alanıdır. Bu doğru. Ultrason cihazı. Ultrason cihazına gireriz ve beynimizdeki bir problem var mı? Ondan sonra bir hatamız var mı? Bir hastalığımız var mı? Ölçebiliriz. EKG çekimi. Kalbin yapısını incelemek için genellikle elektrokardiyogram. Kardiyoloji bölümü vardı zaten, hatta hastanelerde. Oradan akla gidebilirsin. Ses dalgalarıyla böbrek taşı operasyonu zaten tıpla alakalı olduğu için direkt anlaşılıyor. Böbrek taşlarını parçalamaya çalışıyor. İnsülin ölçümü yapılması, insülin de şeker hastalığının çok eksikliğini hissettiği bir hormondur ve bu tamamen tıpla bağlantı. O yüzden hepsi diyerek geçebiliriz bu örneğimizi. Peki geldik verilen örnekleri. İlişkili olduğu fizik dalını yazarak ifade ediniz. Lazer sistemleri. Lazer sistemleri deyince lazer tonşörüm ve ışıktır. Dolayısıyla optik bilim dalıyla, daha optik alanıyla fiziğin alakalı diyebiliriz. Aynı şekilde yarı iletken maddeler dediğimiz zaman tabii ki katı hal fiziği aklımıza gelecek. Yarı iletken maddelerde. Olağanüstü hal var mı hocam fizikte? Saçmalama, katı hal, hatta katı hal yazalım yeter. Cam, ayna, mercekler. Tabii ki ne diyoruz Tonguç Erhan Bey? Optik diyoruz. Işıkla alakalı her bağlantılı şey optik diyebiliriz. Bina tasarımları tabii ki mekanik tasarımlardı. Çünkü o bina orayı taşıyabilecek mi? İşte ağırlığı ne kadar? Ondan sonra yer çekimi ne kadar? İşte bunun kuvveti dayanır mı ve benzeri, tamamen mekanik şeyler, bu işler bunlar. Röntgen çekimine baktığımız zaman röntgen optik gibi, ışık gibi geliyor ama insana, halbuki Tonguç Erhan Bey, atom ve moleküler fizik. Çünkü aslında röntgen çekimlerinde dikkat ettiysen böyle kapısında çok enteresan bir işaret vardı. Şöyle bir işaret vardı. Gördün mü? Mortanzi. Aynen, böyle bir işaret vardı. Yani nükleer tehlike demek bu aslında, bu işaret. İşte bu işareti gördüğün zaman nükleer bir... Ağzı yamuk, korkunç bir şeye benziyor hocam. Mesela şeyler giremez mesela buraya. Hamileler giremez. Röntgen çekiminde doktor kesinlikle çekilmesi gerekiyor demezse giremezler. Radyasyon ölçümünde tabii ki Tonguç Erhan Bey, nükleer fizik var evladım benim. Nükleer fizikse radyoaktif maddelerin yapısını inceliyor ve ısı yalıtımın malzemelerine baktığımız zaman Tonguç'um, tabii ki ısıyla alakalı her şey termodinamik diyeceğiz. Bunu da yazmış olduk. Ve tomografi çekimine baktığımız zaman tabii ki tomografi de birazcık daha atom ve moleküler fiziğin içine giriyor. Aynı röntgen gibi atom ve moleküler fizik diyorum buna da. Peki maglev trenine baktığımız zaman tabii ki elektromanyetizma, Tonguç Erhan Bey'im, elektromanyetizma alanı manyetik alanla da ilgileniyor. Elektromanyetizmada maglev trenlerinde o kadar hızlı gitmesinin sebebi mıknatısın üzerinde gidiyor ve hiç takılmadan sürtünmesiz bile ilerleyebiliyor. Bobin ve bilgisayarlarda tabii ki yine elektromanyetizma var. Elektrik ve manyetizma alakalı her şeyde elektromanyetizma var diyebiliriz. Süper bir şekilde bütün alt dallarını da yazmış olduk ve geldik birim çevirmelere. Uygun şekilde yaparak birim çevirmeleri. Camdi halam, damdan, Mehmet dayım, camdan merhaba. Harika. Ben de oradan sana göstermek istiyorum şu mesela. Bu tabii sıralamayı bilirsek çok rahat ederiz. Şimdi kilogram, ondan sonra hektogram, ondan sonra dekagram, ondan sonra gram, ondan sonra desigram Tonguç Erhan Bey'im, santigram ve miligram şeklinde ilerliyor. Kütle birimleri de bu şekilde yapabiliriz. Kilogramı neye çevireceğiz? Grama çevireceğiz. Bak, bir
2, 3 basamak aşağı ineceğim. Her aşağı indirimde çarpı 10 yapmam gerekiyor Tonguç Hanım. Yukarı çıkarken ki bölü 10 yapıyordum. O zaman 3 defa 10'la çarpmam gerekiyor. 3 defa 10'la çarparsam virgül buraya, virgül buraya, bir tane de sıfır eklenir. 540 gram olabilir. Yani 1000'le çarpmam gerekiyor kilogramı grama çevirirken. Kilogramı hektograma çevireceğim. Bir tane aşağı iniyorum. O zaman 10'la çarpacağım. O zaman virgül bir tane buraya kalacak. 17,6 hektogram diyebiliriz. 10 üzeri 3 gramı kilograma çevireceğim. Bir kere gramı kilograma çevirirken 1, 2, 3 tane yukarı çıkacağım. Ve her seferinde 10'a böleceğim için 10 üzeri 3'ü bir kere böldüm ona. Ondan sonra bir kere daha böldüm. Bir kere daha böldüm. 10 üzeri 3'ü 10 üzeri 3'e bölmüş oldum daha doğrusu. 1 kilogram çıkıyor. 10 üzeri 3 zaten 1000 kilogramdır. 1000 gramdır özür dilerim diyebiliriz. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 miligrama çevireceğiz. Şimdi ben gramı miligrama çevireceğim. 1, 2, 3 basamak aşağıya. Her basamakta 10'la çarpıyorum. O zaman 7 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi 10 üzeri 3 ile çarpıyorum Tonguç Alem'im. Çünkü her basamakta 10'la çarpıyorum. 3 defa 10'la çarpıyorum. 10 üzeri 3 ile çarpmış oluyorum. Üstler toplanır ilkesinden ne yapıyorduk? 7 çarpı 10 üzeri 1 çıkıyordu. 3 ile eksi 2 toplarsam o da zaten 70 miligramda diyebiliriz. Şimdi geldik metreküp santimetre küp. Bu sefer daha fazla değil mi hocam? Burada aynı şey var. Burada aynı şey var. Yani hiçbir fark yok ama 1000 ile çarpıyoruz burada. Mesela kilometre küp. Ondan sonra dekametre küp, hektometre küp. Bunları çok fazla kullanmıyoruz tabii ki. Çok büyük çünkü bunlar. En çok hangisi kullanılıyor hocam? Dekametre küp. Hemen geldik mi? İşte metre küp kullanıyor Tonguç Eren Bey'im. Desimetre küp kullanıyor. Santimetre küp kullanıyor. Ve milimetre küp kullanıyor Tonguç Eren Bey'im. İşte bunlara bakacağız. Şimdi her bir aşağı inişte bu sefer 1000'le çarpman gerekiyor Tonguç'um. Yukarı çıkışta da bölü 1000 yapman gerekiyor. Hemen bakalım. Mesela 0001. 007. Yani santimetre kübü metre kübe çevireceğiz. O zaman ben bir iki tane yukarı çıkacağım. İki defa bine bölmem gerekiyor. Onu da şöyle yapıyorum Tonguç Erhan Bey'im. Bu zaten nedir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 aslında şu zımbırtı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Bunu neye bölmem gerekiyor benim? 2 defa 10 üzeri 3'e bölmem gerekiyor. 10 üzeri 3'e böldüm. Bir kere daha 10 üzeri 3'e bölüyorum Tonguç Erhan Bey'im. O zaman bak ne oldu? Bir 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri 3 böldüğüm zaman üstler çıkartılıyor ilkesinden. Eksi 2 eksi 3. Bir tane daha eksi 3 gelecek. Dolayısıyla eksi 8 çıktı. O zaman 10 üzeri eksi 8 metreküp çıkabilir diyoruz. 10 üzeri 3 desimetre küpü litreye çevireceğiz. Tonguç şunu unutma. Bir desimetre küp, bu da çok önemli bir bilim. Bir desimetre küp 1 litredir diyebiliriz. O zaman 10 litredir diyebiliriz. Pardon, 10 üzeri 3 litredir diyebiliriz. 10 üzeri 3 litre diyebiliriz. 0,05 metreküpü santimetre küpe çevireceğim. O zaman 1, 2 basamak aşağı ineceğim. 2 defa 10 üzeri 3 ile çarpmam gerekiyor. Bak bu 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek. Çarpı 10 üzeri 3 ile çarptım bir kere. Desimetre küpe geldim. Bir kere daha 10 üzeri 3 ile çarpıyorum Tonguç Hanım. Benim santimetre küpe geliyorum. Dolayısıyla bak 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 üstleri topladığım zaman üst sayıda çarpmayı yapmış oluyorum. 10 üzeri eksi 2 artı 3 artı 1, 3 daha artı 4. Dolayısıyla 5 çarpı 10 üzeri 4 santimetre küp çıkıyor cevabımız. Bu da böyle matematik işlemleri yapıyoruz. Hiç korkmayana gerek yok. Zaten anlamadıysan tekrar edersen anlayabileceksin. Hiç merak etme. Metre kübü milimetre kübe çevirmek istiyoruz. Geldik bir, 1, 2, 3 basamak aşağı iniyoruz. 3 basamak aşağı inersek 500'ü çarpı 10 üzeri 3 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 ile çarpacağım. 10 üzeri 9 ile çarpacağım ama ben sizin için hani anlayabilirsin diye böyle rahat rahat yaptım. Dolayısıyla 500 çarpı 10 üzeri 9 milimetre küp çıkıyor. Hatta bunu da 5 çarpı 10 üzeri 11 milimetre küp şeklinde yazabilirim diyoruz ve geldik. Yukarıda verilen küp maddenin boyutları şekil 2'deki gibi olduğuna göremiş. Dayanıklılığı nasıl değişir demiş. Of. Tonguç'um bak. Şekil 1 ve şekil 2'deki dayanıklılığı nasıl değişine bakacağız. Bir kere dayanıklılık neyle orantılıydı? Hemen sana göstermek istiyorum. Kesit alanı bölü hacmiyle doğru orantılı. Şimdi bu maddenin dayanıklılığına D1 dersem kesit alanına baktığımız zaman ben bunu böyle kestiğim zaman böyle ortadan ikiye şöyle bir kesit alanı çıkmıyor mu? Burası 2A, burası da 2A bu küp olduğu için 2A ile 2A'nın çarpımı şöyle bir kare çıkıyor. O zaman kesit alanı dediğim şey 2A çarpı 2A bölü hacim dediğimiz şey ise 2A çarpı 2A çarpı 2A değil mi Tonguç Hanım? Bütün hacmi çünkü evet, kübün hacmi bütün ayrıtlarının çarpımıdır. Dolayısıyla bak bunda sadece o zaman ne çıktı? 1 bölü 2A çıktı. Şimdi diğerinin dayanıklılığına bakalım Tonguç Hanım benim. Aynı şekilde ben bunu kestiğim zaman şöyle bir kare çıktı ve bu karenin alanı da A çarpı A'dan bulunur. O zaman A çarpı A kesit alanı. Hacmi ne kadardır? A çarpı A çarpı A. Dolayısıyla bunlar sadece işte, 1 bölü A çıktı. Dayanıklılığı ne oldu? Dikkat et. 1 bölü 2 mi daha A mı daha büyük? 1 bölü A mı daha büyük Tonguç Hanım? 1 bölü 2. Dangozlaşma. 1 bölü 2 birden daha küçüktür.
Dolayısıyla burada ne diyoruz Sonuç Eren Bey? Burada 1 bölü 2 daha küçük dediğimiz için dayanıklılığı iki katına çıkmış diyebiliriz Sonuç Eren Bey. Şekil 1'de verilen madde dayanıklılığı D1 eşittir D kadar ise şekil 2'deki maddenin dayanıklılığı D2 oranı nedir demiş. Şimdi burada şöyle bir, hani daha önce göstermişim ya, D dayanıklılığı aslında 1 bölü yükseklikle ölçebiliriz düzgün cisimlerde. Bu düzgün cisimler olduğu için mesela bunun yüksekliğine kadar bak 2A kadar, bunun yüksekliğine kadar A kadar. Bak bu D1'in yüksekliğine 1 bölü 2A direkt diyebilirdik. Ben burada hesaplama yaptım sen göresin diye. D2'nin dayanıklılığına 1 bölü A direkt diyebilirdik. D1 bölü D2'yi soruyorsa 1 bölü 2A'yı 1 bölü A'yı bölmemiz gerekiyor. Sonrasında 1 bölü 2A'yı aynen yazdım. A bölü 1'i ters çevirip çarptım. 1 bölü A'yı ters çevirip çarptım. Bunda bu sadece işte 1 bölü 2 oranı çıktı Tonguç Eren. Bu sorularda ne yaparsın Tonguç Eren? Mesela hocam, şöyle bir soru geldi karşıma. Böyle bir soru gelince hocam, öncelikle yandaki adaya bakarım. Sonra öndeki adaya bakarım. Zaten günümüz hocam Instagram'dan sonra herkes fiziğe çok önem veriyor. Yani fiziğin iyiyse iyi, yoksa kötüse kötü oluyor. Ben de fiziğimi geliştirmek adına sürekli olarak spor salonuna gidiyorum. Şekerli gıdalardan uzak duruyorum. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Çok kaliteli. Sürekli olarak saçımı jöleli giyiyorum. Saçmalama, bir macimdeki madde miktarını biz Tonguç Eren Bey'im öz kütle diyoruz. Hemen bu tablomuzu dolduralım. Gerçekten çok önemli bir tablo bu. Bunun formülünü de yazmak istiyorum. Dede muzu böl ver diye. Afiyet ver. Olsun. Birim zamanda alınan yola Tonguç Eren Bey'im biz sürat deriz. Bak birim zamanda alınan yola deriz. V diye gösteririz. Ve X bölü T ile gösterilir Tonguç'um. Ama Tonguç bak ya, birim zamanda hız değişimine biz ivme deriz Tonguç Eren Bey'im. İvme dediğimiz şey de A eşittir V bölü T ile gösterebiliriz. Yani hız bölü zamanla gösterebiliriz. Birim zamanda yapılan işe nedir derse biz ona güç deriz Tonguç Eren Bey'im. Güç eşittir iş bölü zamanla hesaplanabilir. Hep bak zamanı, birim zamanı derse hep zamana bölüyoruz. Birim hacim derse hep hacime bölüyoruz. T'ye hep aşağıda hocam. Bak bu V büyük ve bu V ise küçük V diye ezberleyebilirsin. Burada aklına tutabilirsin. Tabi burada birimlerini de yazmak istiyorum. Öz kütlenin birimi gram bölü santimetre küp olur %90. Süratin birimi metre bölü saniye olur. Çünkü yol dediğimiz şey metredir. Sürat dediğimiz, zaman dediğimiz şey de saniyedir. İvmenin birimi metre bölü saniye kare olur Tonguç Eren Bey'im. Çünkü hız metre bölü saniye değil. Bir daha saniyede bölersen metre bölü saniye kare oluyor. Gücün birimi ise Tonguç Eren Bey'im tabii ki watt'tır. Ne olduğunu biliyorsun herhalde. Watt veya watt ne demek? Joule bölü saniye ile de hesaplanabilir diyebiliriz. İki türlü de hesaplayabiliriz diyoruz. Peki geldik. Yukarıda verilen hangisi ya da hangileri bu arada şunu söylemek istiyorum. Bunlar nedir biliyor musun? Nedir hocam? Bunlar türetilmiş birimlerdir. Yazık ya. Türetilmiş niceliklerdir. Hani bir temel nicelikler vardı, bir türetilmiş nicelikler var. Bunlar türetilmişlerin içine giriyor dedik. Geldik. Hangisi daha gelir? Adezyon. Yapışma olayının örnektir. Adezyon ne demekti? Hemen sana göstermek istiyorum. Bir tane kırmızı var, bir tane yeşil var. Bunların birbirine yapışması. Farklı türlerin yapışması diye ezberleyebiliriz. Musluktan akan suyun damla şeklini alması. Bir kere Tonguç'un musluktan akan su damla şeklini alırken aslında ne oluyor biliyor musun? Bak şöyle bir yapı alıyor değil mi? Peki niye böyle bir yapı alıyor biliyor musun? Çünkü musluğun su tanecikleri, bunun içindeki su tanecikleri birbirine o kadar iyi tutunuyorlar ki aslında en iyi tutulan şekil aslında damla şekli. Ve top gibi oluyorlar değil mi? Top gibi olması aslında kohezyonla bağlantılı. Yani tutma kuvvetiyle bağlantılı. Birbirlerini tutuyor su molekülleri. Yağmur damlalarının cama yapışması ise mesela cam var burada. Burada böyle pıt 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 cama yağmur taneleri yapışıyor. Neden biliyor musun? Cam başka bir madde. Cam maddesi. Su ise H2O. Bunlar birbirine farklı maddeler olduğu için yapışıyor. Zaten yapışma diyor ya, daha ne olsun yani, yapışmaya örnek. O zaman bu adezyon diyebiliriz. Denizden çıkan insanın vücudunun ıslak kalması. Neden? Çünkü o su tanecikleri senin vücuduna yapışıyor. Bu da adezyon. Böceklerin su yüzeyinde yürüyerek durabilmesi. Yüzey gerilimine oluşan en önemli kuvvetlerden bir tanesi kohezyon. Yani molekülün tanecikleri suyun yüzeyinde molekül tanecikleri birbirine daha sıkı tutunuyorlar ve böcekler batmıyor. İşte bu da kohezyonla bağlantılı diyebiliriz. Dolayısıyla örnek olarak ne verilebilir demiş? 2 ve 3 denizli diyebiliriz Tonguç Eren Bey. Aynı zamanda kütle hacim grafiği verilen maddeler için dx bölü dy nedir demiş. Nedir hocam? Yapmamız gereken şey şu. Kütle hacim grafiği verildiyse benim buradan çıkarmam gereken tek bilgi öz kütlesini bulmaktır. Öz kütlesini bulabilirim diyorum. Hemen notlarımı alıyorum. Şimdi sonra diyorum ki öz kütlesi x dx, yani x'in öz kütlesini bulmaya çalışacağım. Bir kere öz kütlenin formülü neydi? Hemen hatırlayalım. D eşittir dede muzu böl verdi. O zaman kütlesini hacme böleceğim. Ama kütlesini hacme bölerken
tek noktasal yaklaşmam gerekiyor kütle hacim grafiğine. Kütle hacim grafiğindeki noktaları, bak burayı yazıyorum, noktaları oku diyeceğim. Bu sınavda %99 çıkacak, sen de bu soruyu yapacaksın. Geldik mesela noktaları okuyor. Hangi noktayı okuyabiliyorum? Mesela X maddesinde şu noktayı okuyabiliyorum değil mi Tonguç Hanım? Veya Y maddesinde şu noktayı okuyabiliyorum. Hatta bak X maddesinde şu noktayı da okuyabiliyorum. İkisinden bir tanesi fark etmez. Hangisini okuyabilirsin? Mesela şurayı okuyamam. Çünkü burası araya geliyor, bir yere geliyor. Ama mesela bak burayı okuyabilirim. Bak burası 10'a geliyor. Çat burası 20'ye geliyor. Burası 400'e geliyor. Burası. O zaman bak şu noktaya göre hesaplarsam ben eğer bunun kütlesi kaçmış? 400 kütlesi bölü hacmi neymiş bu noktanın? 20'ymiş. 400 bölü 20'den çat 20, bak bunun birimi gramdı. Bunun birimi santimetre küptü. 20 gram bölü santimetre. Yani 400 gramı aslında ben 20 santimetre küpe bölmüş oldum. Tamam, bunu yaptık. Şimdi DY'yi hesaplayalım Tonguç seninle beraber. DY'yi hesaplarsak, bu noktaya göre yaparsak yine 400 kütlesi bölü hacmine baktığımız zaman 50 çıkıyor Tonguç Eren Bey. Bak buradan böyle indirdiğim zaman 50'ye geliyor. 400 bölü 50'den 8 gram bölü santimetre küp çıkıyor. DX bölü DY dediğimiz şeyse o zaman 20, hatta şöyle yazalım, DX bölü DY eşittir 20 bölü 8'den 2,5 şeklinde bir oran çıkabiliyoruz diyoruz. Oran ve orantı. Süper zekisin diyoruz ve geldik kale maddelerinden eşit hacimde karıştırıldığında karışım ötkesi D1 demiş. Eşit kütlede karışımdan karışım ötkesi D2 demiş. Buna göre D1 bölü D2 demiş. Bu FL sorusu neden diyeceksin? Çünkü eşit kütlede eşit hacimde. Çünkü kazık. Hayır, eşit kütlede eşit hacimde aslında FL'de soru. Ama yine de sizin hocanız birazcık daha zor sorar diye sen de izle mutlaka. Şimdi geldik burada. Tabi bu arada nereden çalışacağını vermek istiyorum. Tonguç Hanım, benim bu kitap hemen konu anlatımını nereden çalışacağım? Soruları nereden çözeceğim? Şöyle göstereyim sana Tonguç Eren Bey. Bir kere konu anlatımını çalışmak için 0'dan 9'a fizik konu anlatımı soru bankamızdan hangi sayfaları çalışmayı gösteriyorum. Sonra zaten bu soruyu çözerek göndereceğim sana. Sayfa 12'den başlayacaksın Tonguç'um. Fiziğin alt dalları var. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi var. Aynı şekilde temel türetilmiş büyükler, skaler, vektörel büyükler, bilim araştırma merkezi. Burada hepsi detaylı bir şekilde anlatıldı zaten. Burada hemen konuyu anlayıp soruyu çözüyorsun. Sonra arada tarageçler var. Tarageçlerle konuyu gerçekten pekiştiriyorsun. Madde ve özellikler ünitemizde kütle kavramı, hacim ölçüleri, hacim ölçülerin birazcık daha detaylısı tabii ki. Seninle beraber zaten soruları çözmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz zaten soruları çözmeye. Ama bak burada zaten bir sürü daha sorumuz var ama nereden çalışacağını göstereyim. Hacim ölçüleri, aynı şekilde öz kütle var, karışımın öz kütlesi var, öz kütleyle çalışma var, günlük hayatta öz kütle var. Ve buraya kadar hatta dayanıklılığı da bitirerekten sonuçlarım, adezyon, kohezyon kuvvetleri, yüzey gerilimi de bitirerekten, kılcallığı da bitirerekten, yani madde ve özelliklerin ünitesini bitirmemiz gerekiyor. Sayfa 67'ye kadar çalışmamız gerekiyor. Şimdi devam edelim sorumuza. Bu FR sorusu demiştik. Şimdi karışım öz kütlesinde D1 eşit kütlede karışımda karışım öz kütlesi D2 oluyor demiş. Buna göre D1 bölü D2 demiş. Şimdi bir kere benim bu grafikten algılayabileceğim tek şey D'yi bulmak. D'yi bulmak için ne yapacaktık? D eşittir M bölü V diyecektik ve noktasal yaklaşacaktık. Mesela K noktasını burada okuyabiliyorum. L'nin grafiğini burada okuyabiliyorum. O zaman hemen DK'yı hemen bulmaya çalışalım. DK dediğim şey kütlesi 120, hacmi de 20. O zaman 120 bölü 20'den 6 gram bölü santimetre küp diyelim. Hatta bunların birimlerini de gram diyelim. Hatta burayı vermemişiz. Bunu unutmuşuz. Santimetre küp dedik. Şimdi DL'nin, yani L'nin kütlesine bakarsak, bak bunun kütlesi 80, hacmi de 40. 80 bölü 40'tan Tonguç Eren Bey'im 2 gram bölü santimetre küp diyebiliriz. O zaman şimdi bak, bunun altı bunun 2. Bunun altı bunun 2 ise Tonguç Eren Bey'im D1 bölü D2'yi sormuyor bize. Diyor ki adam K ve L madde eşit hacimde karıştırıldığında, hatırlıyorsak eşit hacimde karışımlar için, eşit hacimde karışımlar için D karışım eşittir işte DX artı DY bölü 2 diye bir formül vardı. Eğer bu formülü uygularsak eşit hacimde karışımlarda bak ne oluyormuş? D1 oluyormuş. D1 eşittir bunların toplamı bölü 2, yani 4 gram bölü santimetre küp çıktı. Tamam, bunu bulduk. Şimdi D2'yi bulalım. Burada demiş ki eşit kütlede karıştırıldığında. Eşit kütlede karıştırıldığında ise D karışımın formülü, hemen hatırlayalım seninle beraber. 2 çarpı DX çarpı DY bölü DX artı DY formülümüz vardı. Çok pardon, çirkin yazdım burayı birazcık. Bu formülü uygularsak Tonguç Eren Bey'im, hemen D2, yani burada eşit kütleye karşı D2 oluyormuş karışım kütlesi. 2 çarpı 6 çarpı 2 bölü 6 artı 2. 2 çarpı 6 12 24 bölü 8'den 3 gram
3,5 dur bakayım. Burası 6 kere 2 12. 12 çarpı 2 24. 8. Buradan ne çıkıyor Tanguç Erdem'e? 3 çıkıyor değil mi öyle adım? 3 gram bölü santimetre küp çıkıyor. O zaman bizim bulmamız gereken şey neydi? D1 bölü D2'di. O zaman burayı D1 bulmuştuk, D2 bulmuştuk. 4 bölü 3 şeklinde cevabımıza ulaşabiliriz. Bravo diyorum sana ve geldik. Birazcık daha içerisinde 200 santimetre. Bak bu soruda ALFL karışımı bir soru ama FL'ye daha yakın. İçerisinde 200 gram santimetre küp, 200 santimetre küp hacminde su bulunan kaba 80 gram kum ekleniyor. He, kumun hacmi 60 santimetre küp olduğuna göre üstesi kaç demiş. Şimdi bir kere Tonguç şöyle düşünelim. Şimdi ben burada 200 santimetre küp suyum vardı. Ben suyun hacmine, bak suyun hacmine V su artı V kumu eklediğim zaman aslında ne çıkması gerekiyor? Bak 200 vardı. Ben ama 60 santimetre küp kum eklemişim. Ama sonuçta ne çıkmış biliyor musun? 240 santimetre küp çıkmış. Burada bir gariplik yok mu? Var. Normalde 260 olması gerekmiyor mu Tonguç Eren Bey? Evet. Buradaki aslında formülü göstereceğim ama bak 260'tan niye 240 çıkmış? İşte o aradaki 20 santimetre küp kayıp var. Bu 20 santimetre küp kayıp aslında kumun hava boşluğu Tonguç herhalde benim. O yüzden kumun hacmi aslında 60 santimetre küp değil, 60 eksi 20'den gerçek kumun hacmi 40 santimetre küp. Yani burası kumun asıl hacmi diyebiliriz. Kumun asıl hacmi bu olduğuna göre ve 80 gram kum eklendiğine göre demiş ki bize kumun öz kütlesi ne demiş? Öz kütlesi nasıl bulunuyordu? D eşittir M bölü V ile bulunuyordu. D eşittir kütlesi ne kadardı? Kumun 80 gramdı. Bölü hacmi ne kadardı? Asıl hacmi ne kadardı? 40 gramdı. O yüzden cevabımız 2 gram bölü santimetre küptü diyebiliriz. Peki ben neden 80'i 60'a böldüm? Adam zaten vermiş bana. Öz kütlesi soru diyor bana. Yani. Kumun öz kütlesi o zaman kumun kütlesini vermiş, kumun hacmini vermiş. 80'i 60'a bölseydim farklı bir şey çıkacaktı. Neden biliyor musun? İşte buradaki 20 santimetre küp kayıp hacimden kaynaklanıyor diyeceğiz. O yüzden şunu unutmayacağız bak. V su artı V kum aslında kumlu su artı V boşluktur aslında. O zaman şu formülü unutmazsak Tonguç evladım benim. Bak V su ne kadardı? 20. V kumlusu 240'tı. Bak bu 200, bu 60, bu 240. Bu da işte geriye ne kalıyor? V boşluk dediğimiz şey 20'ymiş. Bu hava boşluğunun 20 olduğunu bulduktan sonra ben aslında kumun hacminden 60'tan 20'yi çıkardım. 40 buldum. Kumun asıl hacmini buldum. Kumun asıl hacmini bulduktan sonra normal D eşitti. Dedemuzu bölver yaptım ve 2 gram bölü santimetre ulaştım. Şimdi Tonguç diğer sorumuza geçersek 30 derecedeki suya sıcaklığı değiştirmeden dışarıdan tuz ekleniyor. Soğuk bir şekilde mi? Ha, evet böyle ekleniyor. Tuz eklendikten sonra sıcaklığı artırılıyor. Yüzey geriliminin zamanla değişim grafiği hangi sıcaklığı gibi demiş. FL sorusu bu neredeyse çok benzer bir soru. Şimdi ama yine ALD'nin zor sınavlarına çıkabilir. Yüzey gerilimini etkileyen faktörlerden yemek tuzunun eklenmesi aslında yüzey gerilimini arttıran bir şey Tonguç Eren Bey. Dolayısıyla biz burada arttırmaya bakacağız. Bu olabilir, bu olabilir. Bak bu olabilir, bu olabilir. Ondan sonra bu belli bir yerden sonra artmış. Bu da olabilir. Belki bu. Ama hepsi oluyor. Ama sonra sıcaklığı arttırılırsa Tonguç Eren Bey'im aslında yüzey gerilimi azalır. Çünkü sıcaklık moleküller arasındaki bağların çok böyle sıkı tutulmasını engeller kimyasal bağlar konusunda. Yani ileride kimyada göreceğiz. Dolayısıyla sıcaklık arttığı zaman o yüzden maddeler buharlaşır falan filan ya. Dolayısıyla yüzey gerilimi kohezyonu oluşturan şey aslında birazcık azalır. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Azalmasını bekliyoruz. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Ondan sonra bu da olabilir gibi düşünebilirsin. Bu da olabilir. Ama hiçbir zaman yüzey gerilimi sıfır olmaz ki bir sıvıda. Bu o zaman bu seçeneği eledik bile. Mesela burada sabit kalmış. Bu da artmış azalmış ama tekrar artmaya başlamış. Bu da böyle bir şey saçmalık. O zaman D ve E seçeneklerini attık diye. Zaten bu olmuyordu. Şimdi bu ikisinden bir tanesindeyiz. Bu sıfırdan başlayamaz Tonguç'um. Dolayısıyla cevabımızın boş olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde şimdi senin çalışman gereken şeyleri göstermek istiyorum. Takfizik soru bankamızdan yazılı örneği var mı hocam? Yazılı örnekleri de var. Yazılı sayfaları da vereceğim sana. Sayfa 13'ten başlayacaksın Tonguç Eren Bey'im. Fiziğin alt dalları temel büyüklükler, türetim üçlü büyüklükler şeklinde ilerleyecek Tonguç'um. Burada tekrarları yapabilirsin. Ünite tekrarını yapabilirsin. ÖSYM tarzı FL-AL testlerini çözebilirsin. ÖSYM tarzını sonra çözersin ama burada bak dikkat et. Hemen sarı sayfasını da söylemek istiyorum. Sayfa 36 ve 37'de yazılı örneklerimiz var Tonguç'um. Onları çalışabilirsin. Madde ve özellikleri ünitemizde de
bu şekilde çalıştıktan sonra hani rehber sorularımızı tak soru tak soru çözümleri gördükten sonra burada FL özellikleri var. Dikkat et. FL'de de ayrı konu anlatımları da var burada. Aileler de çalışabilir buna çünkü gerçekten de sınava çıkabilecek tarzda zor sorular da çözebilirsiniz orada. Adezyon, kılcallık, dayanıklılık, yapışma, birbirini tutma ve benzeri bunu tanıdıktan sonra ikinci ünitenin tekrarını yapmasın. ÖSYM tarzı soruları geç ama ALFL tekrar testlerimizi ve aynı zamanda Tonguç'um sayfa 82 ve 83'te yazılı, tak yazılı örneklerimizi lütfen çöz. Yapamadığın her sorunun çözümü aslında tas su gömülse cebinde, hiç merak etme diyoruz. O zaman sana şimdiden sınavlarında başarılar evladım. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla.